Yine iki mükemmel konuğumuz var arkamızda da. Nefis bir manzara. Hoş geldiniz. Burak Sağyaşar ve Hatice Şendil. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz, sağ olun. Yoğun bir tempodan çıktınız, geldiniz. Aynen öyle. Ayağımızın tozu yazı. İlk kez bizdeyiz. Şahane. İstanbul manzarası. Özlemiş misiniz? Çok özlemişim. Nasıl geçti çekimler? Güzeldi valla. Yani yorucu olmasına rağmen 40 hafta boyunca iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyoruz. Ondan sonra şehir dışı tabii biraz zor. Ama bitirdik ve de geldik. En çok neyi özlüyorsunuz? Oradayken. Mı? Buraya ait neyi özlüyorsunuz yani? Kalabalığı özlemişim. Köyde çünkü çok yapayalnız kaldım. Yakışın çalıştığımız dönemde kimse yoktu. Kaz Dağları'nda. Terk edilmiş ve ıssız bir köyde çalıştım. Ve çok soğuktu muhtemelen. Soğuktu, evet. Halkın ilgisi nasıl peki orada? Bize karşı çok iyiler. Çok beğendiklerini ve severek izlediklerini söylüyorlar. Hatta sete gelmek için turlar falan düzenliyoruz. Çok yoğun bir ilgi vardı. Zaman zaman tabii biz bundan ne kadar mutlu olsak da zaman zaman biraz bizi bu şartlardan dolayı hani zorladı. Ama tabii ki hani çok sıcakkanlı, çok iyimser, çok iyi niyetli, çok kendileri gibi görmüşler, çok sahiplenmişler. Bunlar da bizi çok mutlu etti. Karadağlar çok güzel bir diziydi. Özellikle renk itibariyle çok masalsı, evet. Şahane bir diziydi. Bitti. Bundan sonra yeni projeler var önünüzde. Mesela Hatice sen nasıl bir karakteri canlandırmak istersin? Ben bugüne kadar hep şeyi tercih ettim. Bir önceki rolle bir sonraki rolün çok benzememesi tercih ettim. Şimdi de şey istiyorum aslında. Birazcık hani idealist ve maskülen tarafları yüksek bir karakter. Hani dişiliği ön planda olmayan, evet bakıldığı zaman güzel, hoş bir kadın ama kafası oraya çalışmayan, daha idealist ve daha hayata daha başka tutunan bir kadın istiyorum. Bu bir Anadolu kadını olabilir. Biraz diyalekt şiveyle de ben bunu canlandırabilirim. Mesela hani Sultan karakteri vardı Türkan Şoray'a. Mesela ben oyunculuk kariyerimde öyle bir rol çok oynamak isterim. Ya da idealist bir avukat olabilir, doktor olabilir. Böyle bir şey istiyorum bundan sonra. Hani gelen projelere tabii ki sadece bu anlamda bakmıyorum. Hani böyle çok söylüyorum ama hani beni çok heyecanlandıran başka bir hikaye olur. O zaman da tabii ki hani ona aşık olurum ve onun peşinden gelirim. Onunla bir yolculuğum başlar. Ama şimdilik böyle bir şey var kafamda. Hayat da çok fettan ve hırslı bir karakterdi. Yani ortalığı aslında, karıştıran. Evet, evet. Ama bayağı da güzel görülüyordu baba. Draması çok kuvvetli bir karakterdi. Evet. Hikayesi çok güzel bir karakterdi. Cengiz'in yanı sıra aslında hani tamamen dramaturjik olarak intikam üzerinden planlandığı için hikaye bambaşka taraflarını da görüyorduk. İntikamıyla aşk arasında kalan bir kadının ne yapacağını, çaresizliğini görüyorduk. Sonuçta hiçbir şey yapamadığını görüyorduk. Dolayısıyla benim için keyifliydi. Geniş yelpazesi olan bir karakterdi. Çok çeşitliydi ve çok renkliydi. Hı hı. Hatice sen çok güzel bir kadınsın. Bu güzelliğini hani dezavantajını yaşıyor musun? Özellikle bu iş anlamında. Bence yaşıyorsun. Çünkü cidden ekranda şahane bir görüntün var. Ve bu bence senin rollerini biraz kısıtlıyor. Bakış açısıyla alakalı. Sonuç olarak ben oyuncusun ve her türlü kostümü giymek zorundayım. Az önce işte onu evet. O yüzden bunu söyledim. Hani daha maskülen tarafta evet, evet. Yüksek bir karakter istiyorum derken bunu kastetmiştim. Yani tabii ki her oyuncu için avantajlar ve dezavantajlar söz konusu. Önemli olan bunları minimalize etmek ve bunu çok fazla kendine yüklememek. Haklısın. Peki Burak Sağyaşar'a gelelim. Yemin dizisi, daha sonrasında Küçük Kadınlar, daha sonrasında şimdi son karakter dizi de. Peki şimdi bu işin mutfağına geçme planları yapıyor musun? Yoksa yani oyunculukta devam edeceğim, gidebildiğim son noktaya kadar gideceğim mi? Yoksa artık hani yapımcılık gibi bir takım planlar var mı? Aslında Allah'a çok şükür istediklerimi yapabildim. Daha da tabii ki burada kalmak istedim. Biraz daha oyunculuğa devam etmek istiyorum. İlk rolüm Mahir daha böyle işte bir mafya babasının şoförü rolündeydi. Evet. Daha karanlık bir dildi. İşte silahla, bıçakla şeyle işi olan bir adamdı. İkinci rolüm Küçük Kadınlar'daki Utku daha böyle ailenin sevimli sevecanı oldu. Evet. Zıpır bir karakterdi evet, o biraz daha. Evet daha böyle zıpır bir karakterdi. Karadağlar'da ise hep onu söylemiştim Küçük Kadınlar'da oynarken. Çok zıt bir şey oynamak istiyorum. Hatta Fatih Aksoy'a da buradan teşekkür ederim. Yani bana bu şansı verdiği için. Tamamıyla demiştim ki ben Türkiye'de güzel yüzlü adamların da
kötü karakteri oynayabileceğini hani ispatlamak evet, istiyorum. Evet, öyle bir genelde durum çünkü var. Çünkü Türkiye'de öyle bir algı var. Hani hep işte kötü sakallı, sert tatlı, sert mizaçlı böyle adamlar genellikle kötü adamlar. Ben bunu başarabileceğime inanmıştım. Çok da yürekten inandım. Selahattin'in de hakikaten kötü bir karakter olduğuna inanıyorum. Güzel bir şey çıktığını düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Bundan sonra da inşallah komedi olabilir. Ondan sonra başka bir dram olabilir. Müzikle yani, de aran iyi. Müzikle de aram iyi. Ne tarz yani, müzik dinliyoruz? Aslında ben her tür müziği dinlerim. Yani çok severim. Hiçbir şekilde işte sadece rock'tu ya da pop'tu gibi düşünmüyorum. Her müzikten güzel bir şeyler çalabiliyorum. Kendin de müzik yapıyorsun değil mi aynı zamanda? Aslında vurmalı çalgıları çalabiliyorum. Profesyonel olduğumu söyleyemem ama biraz yeteneğim var. Şimdi İstanbul'dasınız. Peki tekrar bir proje gelse, şehir dışı işi olsa ne dersiniz? Ama şahane bir senaryosu da var yani. Çok bomba bir yerden yakaladık galiba. Yani, zor değil mi? Haklısınız. Yani ben çok Hatice'yi... zor ama hani aşık olursak peşinden gideriz. Öyle mi? Evet. Yani o işi hakikaten bağlanmakla ilgili bir şey. Çünkü biz Karadağlara yüreğimizi koyduk. Her şeyimizle teslim olduk. Çünkü hakikaten zaten Dostoyevski gibi güçlü bir kalemden uyarlamaydı. Evet. Karakterlerimizi de çok beğendik. Neden olmasın yani? Tabii ki olur ama tercihim İstanbul'dur yani. En çok niye özleyeceksin peki Burak? Hani Kaz Dağları'nı bıraktın. En çok neyi özleyeceksin? Kahvaltılarını. Bir mide söz konusu. Evet. Çok güzel. Çünkü Çanakkale domatesi olsun. İşte ne bileyim. Her şey doğal. Burada nerede? Çok güzel. Yani her şey organikti mesela. Havası çok güzel. Yani 4 saat uykuyla hakikaten çok dinç bir vaziyette çalışabiliyordum. Evet. Tatile çıkamadınız bildiğim kadarıyla. Şimdi daha yeni geldiniz. Var mı böyle bir plan? Planlar var. İnşallah Ramazan sonrası bayram. Peki benim merak ettiğim bir şey var. Hangi karakteri canlandırmak isterdin? Burak mesela sen. Yani aklında Hollywood yapımları olabilir, Türk yapımları olabilir. İçinde kalan bir rol var mı? Veya şu rolü ben oynasam hakikaten bambaşka bir yerde olurdu dediğin bir rol var mı? Valla aslında içimde kalan bir şey yok. Çünkü daha yolum çok başındayım. Yaşım da geç. Yani daha önümde fırsat olacağını düşünüyorum. Hani gelsem belki 50-60 yaşına derim ki artık şimdi olsaydı da şunu oynasaydım diyelim diye. İnşallah fırsat olursa anlaşabilirsek de yapımcılarla. İçimde kalan bir şey yok ama böyle polisiye bir şey de isterim yani. Daha böyle aslında karakterin ve oyun alanının geniş olduğu bir şeyde oynamak istiyorum. Yani dönemin bir anlamda da öyle bir sıkıntısı vardı. Yani kostümden dolayı, dönem olmasından dolayı, mekan kısıtlılığından dolayı sizin hareket alanınız biraz daralıyor. Şimdi faytona biniyorsunuz. Bir tek faytona biniyorsunuz. Öyle şeyler de var. Ama tabii dönemin ayrı bir güzelliği de var. O yüzden mesela polisiye olabilir, biraz daha aksiyon olabilir. Şimdi mesela spora başlamayı düşünüyorum tekrar. Çünkü bir senedir orada hiçbir şey yapamadım. Götürdük gözlemeyi, götürdük bazlamayı. Nereye kadar?